Aziz milletimiz, değerli basın mensupları, ekranları başında izleyenler, vatandaşlarımız, yurttaşlarımız, hepinizi Vatan Partisi Genel Merkezi'nden saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Değerli yurttaşlarımız, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yönelik yeni tipte bir savaş başlatmıştır. Yeni tip olmasının altını çiziyoruz çünkü dünya tarihine de böyle geçecektir. 200'ü aşkın noktada aynı yerde çıkan yangınlar iklim sebeplerinden, işte mangallardan, izmaritlerden dolayı çıkmamıştır. Bu doğrudan doğruya Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yeni tip bir savaşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu saldırı doğrudan doğruya Türkiye'nin turizmine, ekonomisine ve tarımına yönelik başlatılmış bir saldırıdır. İlan ediyoruz. Hedef Türkiye'dir. Bu yangınlar da tekrar altını çiziyoruz. Biden yangınlarıdır. Çeşitli finans çevrelerinden beklediğimiz ekonomik yaptırımlar, saldırılar ya da başkaca Türkiye'ye yönelik saldırılar işte beklenmeyen şekilde bu Biden'ın orman yangınlarıyla Türkiye'nin önüne çıkarılmıştır. Hedef Türkiye'yi teslim almaktır. Amaç Türkiye'nin ekonomisine diz çökertip Türkiye'de hükümeti devirmektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni tip savaşta kullandığı alet PKK'dır, HDP'dir, FETÖ'dür. Yani eline çakmağı alanlar, ormanlarımızı yakanlar PKK ve FETÖ unsurlarıdır. Kesin delillerle mevcuttur. Biz Vatan Partisi olarak ilk günden bugüne, Manavgat'ta çıkan ilk yangından bugüne her aşamada bu yangının Biden yangını olduğunu ve bunu PKK HDP eliyle başlattığını sarsılmaz olarak ifade etmiştik ve ilan etmiştik. Zaten milletimiz de bu gerçeğin bilincindedir. İşte PKK'nın çeşitli unsurları bu saldırıları üstlenmiştir. Sahada olan herkes bu gün gibi açık olan gerçeği görmektedir. Türkiye'miz zorlu bir süreçten geçiyor. Yangınların içinden geçiyoruz. Bu yangınlara alışkınız. Bu yangınlar yeni değil. 2008'lerden beri Türkiye büyük bir mücadelenin içinden geçiyor. Askerimiz, polisimiz, korucumuz, milletimiz tüm cephelerde emperyalizmle savaşıyor. Yangınlar işte bu yeni savaşın yeni bir cephesi. Ancak şunu ilan edelim. Amerika Birleşik Devletleri PKK'sı o Amerikan silahlarıyla yapamadıklarını, teslim alamadıkları Türkiye'yi kibritleriyle, çakmaklarıyla ve yangınlarıyla kesinlikle teslim alamayacaklardır. Bunu başarma şansları sıfırdır. Türkiye bu saldırılara geçit vermeyecektir. Biden'ın hatırlarsınız 24 Nisan'da Türkiye'yi soykırımcı ilan etmesi, onu da o dönem Vatan Partisi olarak Türkiye'ye yönelik bir hücum borusu öttürdüğünü, bir hücum borusu ilan ettiğini milletimize ifade etmiştik. İşte o hücum borusu Türkiye'ye yönelik tehditlerin harekete geçirilmesi süreci bugün bu Biden yangınlarıyla devam etmektedir. İşte amiral bildirileri, o bozguncu bildiriler iç cepheyi dağıtmaya yönelik, ekonomik yaptırımlar, tehditler, Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalar, iç cephedeki çeşitli FETÖ ve PKK tertipleri kışkırtmaları, bütün bunlar Türkiye'yi kaosa ve kargaşaya yöneltmek için, sürüklemek için ve Türkiye'de hükümeti devirmek için getirilen önümüze konulan saldırılardır ve Türkiye bu özellikle Türkiye hükümetimiz bu saldırıların, bu tehdidin boyutlarının farkında olmalıdır. Bu tehdidin çapını iyi görmemiz lazım. İyi görmemiz lazım ve buna göre seferber olmamız lazım. Tehdidin kaynağını iyi saptamamız lazım. Şu an sahada pek çok noktada mücadele eden herkesi selamlıyoruz. Bu emperyalist saldırıyı bütün boyutlarıyla milletimize ilan eden Vatan Partisi aynı zamanda ilk günden beri bütün yangın alanlarında Antalya'mızda, Muğla'mızda, Denizli'mizde, Aydın'ımızda, Adana'mızda, Hatay'ımızda her yerde il başkanlarıyla, il örgütleriyle, gençlik örgütleriyle mücadelede ve cephenin en önündedir. Tabii Alevlerin ortasında canla başla mücadele eden itfaiyecilerimiz, askerimiz, jandarmamız,
ormancılarımız, pilotlarımız, gençlerimiz, köylülerimiz hepsini saygıyla selamlıyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık diyoruz. Destansı bir mücadele veriyorlar. Görülmemiş bir mücadele veriyorlar. Hepsi büyük milletimizin dayanışma gücüyle, milletimizin üstün fedakarlık duygularıyla ve iyimserlikleriyle destan yazıyorlar. Sadece yangın bölgelerinde de değil, ülkemizin dört bir yanında milletimizin kalbi oralarda çarpmaktadır. Her yerden telefonlar alıyoruz, talepler alıyoruz, o bölgelere gidelim, o alevlerin içine girelim, o dayanışmanın içine girelim mesajları alıyoruz. İşte Türk milleti bu yüzden Türk milleti. İşte bu yüzden destanlara sahip bir millet. Ve bu yüzden bu yeni tip savaşları da önleyecek kabiliyette bir millet. Tekrar şu anda da o mücadelenin başında olan herkesi, emek koyan herkesi saygıyla selamlıyoruz. Tabii bu yangınların bir boyutu da özellikle iç cephede birliği bozmak, disiplini bozmak, kışkırtma ve kaoslar planlamak olduğu çok açıktır. Bugünkü basın açıklamamızın merkezinde de buna yönelik tavrımız bulunmaktadır. Bu yangınlar, bu Biden yangınları aynı zamanda Türkiye'nin içinde çeşitli kışkırtmalar tertip etmek için bazı merkezleri harekete geçirmiştir. Bu harekete geçenler yangınların pususunda olanlardır. Buradan ilan edelim. Savaş devam ederken bozgunculuk yapanlar yangınların pususunda olanlardır. Başta Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İYİ Parti, bu yöneticiler, bunların yöneticileri kundakçıların cephesinden yangınları söndürmek için değil, harlamak için sürecin başından beri görev yapmaktadırlar. Yani Türkiye'nin mücadelesini zaafa uğratmak, yıpratmak, itibarsızlaştırmak, ayağına çelme takmak için her türlü yönteme başvurduklarını görüyoruz. Daha önce hatırlarsınız, büyük felaketler olsun, büyük yangınlar olsun, seller olsun, depremler olsun, Türkiye karışsın, kaos olsun ve hükümet devrilsin diye açık açık bunları ilan eden gazeteciler vardı. O Biden takımının gazetecileri. İşte bugün yaşanan onlardır. Bugün Türkiye'deki felaketi fırsata çevirmek isteyen merkezler yine iş başındadır. O yüzden şu anda da ateşi söndürmek için değil, harlamak için görev başındadırlar. Altını çiziyoruz. Yeter ki Türkiye içine girdiği savaşı kaybetsin. Yeter ki Türkiye ekonomisi batsın. Yeter ki diz çöksün ve teslim olsun. Niyetleri budur. Yoksa dertleri orman yangınları değildir. İşte bu Biden planları içerisinde bu takım devlete, millete ve doğaya da düşman olmuştur. Bunu da açıkça ifade etmemiz lazım. Bakın, karamsarlık, yıkıcılık, çaresizlik propagandası bozguncuların en büyük sermayesidir. Yürekleri bu millete çarpmamaktadır. Alevlerin içinde döktükleri timsah gözyaşları o yangınları söndürmeyecektir. Söndüremez zaten. Evi, bahçesi yanan, hayvanlarını kaybeden milletimizin acılarıyla, gözyaşlarıyla bu Atlantik cephesinin, Atlantik takımının gözyaşları kesinlikle aynı değildir. Bakın, milletimiz yürekten ağlar. Biz Asyalılar yürekten ağlamasını biliriz, yürekten ağlarız. Duygulu insanlarız ama bir bu yürekten dökülen gözyaşları var, bir de timsah gözyaşları var. Bir de işte o Hollywood setlerinde akıtılan gözyaşları var. O Atlantik senaryoları içerisinde akıtılan gözyaşları var. Milletimizin gözyaşlarında dahi kararlılık var ama onların gözyaşları milleti kandırmak için. O yüzden altını çiziyoruz. Ağlayarak savaşılmaz ve ağlamak için savaşılmaz. Hiçbir savaş ağlayarak kazanılmamıştır. Buradan hem bu işi bilerek kasten yapan bozgunculara sesleniyoruz, hem de maalesef o iklimden etkilenerek, gözyaşı dökerek o savaşın içinde olan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Cephede Mehmetçiğimiz umutla savaşıyor. Bir tane Mehmetçik gösterebilir misiniz, ben yenileceğim diye siperi atlayan? Ya da bir tane itfaiyeci bulabilir misiniz, ben alevler içinde boğulacağım diye o alevlerin içine atlayan? Bir tane ormancı görebilir misiniz, yanıyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz diye o mücadeleyi veren? Bunları göremezsiniz. Atatürk de böyle değildi. Atatürk milletimize işte o ölmeyi emrederken orada bile bir iyimserlik ve umut vardı. Ve İstiklal Savaşı bu tavırla kazanıldı. Ve bugün mücadelenin içinde olanlar bu tavırla savaşıyor.
Bakın onları sosyal medyalarda göremiyorsunuz. Onların derdi poz vermek değil. Onların derdi o yangınları söndürmek, vatanı savunmak. O yüzden bu ayrımı iyi yapmamız lazım. Bu karamsarlığa, bozgunculuğa geçit vermememiz lazım. Sosyal medyada profesyonel fotoğrafçılarını arkalarına alarak, ellerini başlarının üstüne koyarak yanan alevler içinde poz vermek en kolayı. Bu tavırlar Türk milletine önderlik edemez. Ve bu tavırlarla kimseyi kandıramazsınız. Yangını çıkaran Amerika Birleşik Devletleri'ne ve kibriti çakan PKK'ya tek söz edemeyenler kundakçılara yardakçı olmaktadır. İşte şimdi bunların, bu karamsarlık iklimini, korku iklimini yayanların, bu bozgunculuğu kasten körükleyenlerin bazı yalanlarını belgelerle tek tek sizlere ve milletimize sunmak istiyoruz. Bir, hepimizin bildiği üzere bir Help Turkey, Türkiye'ye yardım kampanyası başlattılar sosyal medyada. Bu tartışma Türkiye'nin gündemine oturdu. Bakın o kadar çarpıcı ki bu başlatılan Türkiye'ye yardım çağrıları, işte Global Call, onu da bunun içine alabiliriz. Özellikle bu Help Turkey etiketi %71'i sahte hesaplardan atıldığı tespit edildi. %71'i. Yani toplamda 2.8 milyon tweet atılıyor ve bunların 2 milyonu sahte. 2 milyon sahte hesap, 2 milyon sahte tweet, 2 milyon sahte duygu, 2 milyon kışkırtma tweeti. Ve bunların %25'i Amerika Birleşik Devletleri merkezli. Bunların %25'i Amerika Birleşik Devletleri merkezli atılıyor. İşte size operasyonun kaynağı. İşte size operasyonu tertipleyenlerin merkezi adresi. Ve 7 noktada henüz daha yangının ilk günlerinde yangın varken bu Help Turkey etiketiyle 60 noktada yangın olduğu ifade ediliyor. Çünkü biliyorlar. Aslında şaşırılacak bir şey yok. Yani o yangınların devamının getirileceğini, ormanlarımızın yakılmaya devam edileceğini en iyi onlar biliyor. İşte zaten PKK'ya o kibriti çakmağı verenler onlar. İşte bu kadar açık bir operasyonla karşı karşıyayız. Burada iyi niyetle bu tweetlere destek veren, Türkiye'de bu yangınların sönmesi için çırpınan ve buralara diyelim tweetler atan iyi niyetli vatandaşlarımızı ayırıyoruz. Ama aynı zamanda uyarıyoruz. Aynı zamanda uyarıyoruz. Bu emperyalizmin bu sosyal medya oyunlarına gelmeyelim. İyi niyetli yurttaşlarımızı ayırıyoruz ama kasten bu propagandaya sarılan bozguncuları da affetmiyoruz. Atlantik işbirlikçileri Türkiye'de ormanlarımızı yakanlardan yardım dileniyor. Adamlar ormanımızı yakıyor, biz onlardan yardım dileniyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bir diğeri, hepimizin bildiği, bu mücadelenin başından beri Mehmetçik nerede, asker nerede? Mehmetçik de demiyorlar onlar. Asker nerede, jandarma nerede, tomalar nerede, Türk Silahlı Kuvvetleri nerede diye bir bozguncu propaganda yine estirilmeye çalışıldı. Bunun da ilk günden beri nasıl bir yalan olduğu bütün belgeleriyle ve olgularıyla gün gibi ortadadır. Bakın hükümetle ordu arasında da çeşitli kışkırtmalar ve güvensizlikler yaratmak isteyenler yazılar yazdı. Hükümetle ordu arasında problem var. O yüzden işte askerler sahaya çıkmıyor diye. Bu yazılar yazıldı. Nereden hatırlıyoruz bu yazıları? Rand Corporation raporlarından hazırlıyoruz. İşte öyle kışkırtmalar fitillendi. Ama gerçek nedir? İşte gerçek burada gözüküyor. İlk günden beri Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz bütün araç ve imkanlarıyla bu mücadelenin içinde. Bütün araç ve imkanlarıyla. İşte burada da fotoğraflarda da gözüküyor. Toma yangına müdahale ediyor. Jandarma toması, polislerimiz, işte çevik kuvvet polisleri bile orada. İnsanlarımızın yanında. Ve sadece askerlerimiz, polislerimiz değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler, İHA'lar, işte itfaiye araçları, çeşitli alet, edevatlar, hepsi bu yangının ilk gününden beri, altını çiziyoruz, ilk gününden beri mücadele cephesinde. İşte en son bizim Hatay İl Başkanımız Sayın Yunus Özgür Yıldırım'ın Hatay'da yangınları söndürdükten sonra kışlasına marşlarla, coşkuyla dönen askerlerimizin çektiği videoyu, o videoyu bütün kamuoyu, Türkiye
gördü, öğrendi. Orada Mehmetçiğimizi gördük. Orada Mehmetçiğin mücadele azmini, kararlılığını en canlı şekilde gördük. Ve bu tertipler tutmaz. Tutmayacağı da ortadadır. Bu ülke ordusuyla, devletiyle, milletiyle bir bütün olarak bu Biden yangınlarına karşı mücadelesini vermektedir. Yine en çok tartışılan yalanlardan ve bozgunculuklardan biri de hava desteği yok yalanı. Hepimiz açıyoruz, uçak yok, helikopter yok, uçak gelsin, helikopter gelsin, yanıyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz. Başka bir manzarayla karşılaşamıyoruz özellikle o Biden medyasında ve onların temsilcilerinde. İşte onun da nasıl bir bozguncu propaganda olduğu ortalığa serilmiştir. Bakın Türkiye'de 200 aşkın noktada bu yangınlar yandı. Her ateş parçasına, her kıvılcıma bir uçak, bir helikopter yetişememiş olabilir. Elbette yetersizlikler de var. Ama öyle bir propaganda estiriliyor ki sanki hiç uçak yok, hiç helikopter yok. Hiçbir şekilde havadan su atılmıyor. İşte ilk günden beri onun da doğru olmadığı ortada. Şu an 51 helikopter, 16 uçak bütün imkanlarıyla gece gündüz sabahın ilk saatlerinden ki bazıları gece bu yangınlarla mücadele ediyor. Hatta çok enteresan, bu yangınları, bu yalanları, bu bozgunculukları körükleyenler o kadar özgüvenli ki izliyoruz canlı yayınlarda o özellikle CHP milletvekillerini ve belediye başkanlarını. Canlı yayında feryat ediyor, uçak yok, helikopter yok diye tepeden uçağın geçtiğini görüyoruz. Yani daha yalanları kendileri söylediği anda sönüyor. Canlı yayınlarda yalanları sönüyor. Uçak yok diye feryat ederken tepesinden uçaklar geçiyor, helikopterler geçiyor. Böyle bir iklimle karşı karşıyayız. İşte yine açıklanan kaynaklarda ilk günden yani 28 Temmuz'dan itibaren kaç uçak, kaç helikopter, kaç araç gelmiş 4 Ağustos'a kadar hepsi bunların kayıtlı gerçeklerdir. Bir diğer yalan bu doğrudan doğruya CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bir fitne olarak, bir bozgun propagandası olarak ortaya atılmıştır. Ormanlar yanan ormanlar imara açılacak yalanı. Yani insanlarımız kova kova, emek emek, terler içinde, kan ter içinde o savaşı verirken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çıkıyor oturduğu yerden diyor ki o ormanları yakıyorlar çünkü oraları imara açacaklar. İşte sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, onun devamından gelen bütün takımı da bu propagandaya katılıyor. Ve şuraya geliyorlar, hükümet bu amaçla bu yangınları yaktı. Yani Türkiye bu yangınları kendisi yaktı işte rant için bilmem ne için. Asıl rant felaket rantı. Bunların en iyi anladıkları rant o. Türkiye felaketlere sürüklensin de nasıl olursa olsun. İşte o felaket rantçıları işte ormanlarımız rantları açılacak diye çeşitli yalanlar uydurarak çukurun dibine batmışlardır. Bunu açık söyleyelim ve sahada mücadele eden insanlarımıza en büyük haksızlığı, en büyük kötülüğü yapmaktadırlar. Milletimiz onlara elini tersiyle itiyor ama bunu da görmemiz lazım. Bu kadar hengamenin içerisinde bu moral bozan bu bozgunculukları mutlaka milletimiz not ediyor. Ve ayrıca anayasa ve kanunlarda da sabit olduğu, anayasamızın 169. maddesinde de belirtildiği üzere bu yanan alanların kesinlikle imara açılmayacağı belirtiliyor. Ve çeşitli yetkililer tarafından da bu en üst düzeyde ifade edilmiştir. Bu yalan ve bozgun da tutmamıştır ve tutmayacaktır. İşte şimdi bir yalanda bu da çok tartışıldı. Kemerköy termik santraline yaklaşan yangınlar ve çevresinde o alevlerin çoğalmasından kaynaklı olarak santral patlayacak yalan. Termik santral patlayacak yalan. Yani öyle şeylere başvuruyorlar ki özellikle CHP Muğla milletvekillerinin başını çektiği bu korku yayma, yalan yayma, milletin moralini bozma, milleti paniğe sürükleme propagandası işte termik santrale yangınlar ulaşacak ve infial olacak. Muğla ortadan kalkacak. Bu yangınları binle çarpın. Büyük patlamalar yaşanacak. Yani halbuki kendilerini de tanıyoruz. O milletvekilleri o termik santralde böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini en iyi bilen kişiler. Ama buna rağmen bu bozgunun merkezinde yer alıyorlar. Buna rağmen millete yalan söylüyorlar. Bakın bir haftadır Kemerköy termik santralini patlatamadılar. Bir haftadır o santrali çatlatamadılar. Bir türlü orada infial yaratamadılar. Hatta öyle ki şimdi
Onu yapamadıkları için Yeniköy'de benzer şekilde olacak, infialler olacak diye onun propagandasına başladılar. Ya bunun anlamı nedir? Bunun anlamı nedir? Bu kadar mantığa, bilime, ahlaka aynı zamanda aykırı kameraların karşısına geçip 100 metre kaldı, buralar patlayacak, infial olacak propagandasının anlamı nedir? Bu işte tamamen milletten ruhen de kopmuş, bozgunculuğa saplanmış ve kendi kişisel hesaplarında aynı zamanda her şeyin ötesinde tutan çeşitli işte siyasetçilerin tavrıdır. İşte Kemerköy termik santralinde görüyoruz, yanmadı. Yanmadı ve ufak tefek hasarlarla atlatıldı. Zaten çeşitli önlemler alınmıştı. Etrafına işte kazılar kazılmıştı. Patlayıcı maddeler çoktan tahliye edilmişti. Elbette yangının rüzgarından kaynaklı alev dibine kadar geldi ama yanmadı. Sapasağlam ayakta duruyor santral. Yeniköy termik santrali de yanmayacak. Yani hiç boşuna buralarda nefesinizi tüketmeyin ve milleti korkuya paniğe sevk etmeyin. Edemezsiniz. İşte şimdi bütün bu bozgunculuğun kaynağı aslında dün çok çarpıcı bir fotoğrafla tekrar milletimizin önüne gelmiş oldu. Onu da bütün milletimize buradan ilan ediyoruz. İşte 6 Ağustos günü dün HDP, PKK'nın partisi HDP, Cumhuriyet Halk Partili olan Milas Belediyesi'ni ve Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakın işte bütün bu yaşadığımız süreci anlatan tablo. Yani bir yanda biz Biden yangınlarına karşı mücadele ediyoruz. Bir yanda o yangının kibritini, çakmağını elinde tutanlar ve ormanlarımızı yangınlara verenler işte bu işin başındaki güya belediye başkanlarını ziyaret ediyorlar. Bakın fotoğraf budur. Yangının orta yerinde PKK'nın partisi HDP ile fotoğraf vermek bu yangınları körüklemektir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İYİ Parti ittifakı bir kez daha, zaten milletimizin bütün açıklığıyla bildiği bu ittifak bir kez daha yangınların orta yerinde kol kola milletimizin önüne serilmiştir. Bu fotoğrafı dikkatinize sunuyoruz. Yakanlar bu fotoğrafta. Ey Türk milleti! Yakanlar bu fotoğrafta. Kibritler, çakmaklar bu fotoğrafta. Benzin bu fotoğrafta. Türkiye'yi yakmak isteyen Biden ittifakı da bu fotoğrafta. O yüzden bu fotoğrafa karşı da uyanık olacağız ve bunlara geçit vermeyeceğiz. Bunu önemli Türk milletine ilan ediyoruz. Bakın o kadar aynı zamanda çaresizler ki bu fotoğrafları o sosyal medyaları çok aktif kullanan belediye başkanları paylaşamadılar. Niye paylaşamıyorlar? Her anı, her saniyeyi o sosyal medyalarından paylaşan o belediye başkanları bu ziyaretleri paylaşmadı. Çünkü bu pozlar o yangınların içinde verdikleri pozlara benzemez. Bunu milletimize izah edemezler ve edemeyecekler. O yüzden bu ittifakın Türkiye'nin geleceğinde, Türk milletinin geleceğinde olma ihtimali sıfırdır. Kaybedecekler. Çünkü ihanet hiçbir zaman kazanamamıştır. Bu da o ihanetin, Türkiye'ye yönelik o ihanetin bir fotoğrafıdır. Yani ormanlarımızı kimler yakıyor? Kimler bu felaketten fırsatlar çıkarmaya çalışıyor? Kimlerin yüreği düşmanla atıyor? İşte bu fotoğrafta. İşte hepsi bu fotoğrafta. Bunu da tekrar dikkatinize sunuyoruz. Bütün bu süreçte medyamıza bakıyoruz. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi dışında bütün medyanın yaygara yaptığı gözüküyor. Yayın değil, yaygara yaptıkları gözüküyor. Bir tek Ulusal Kanal, işte bu açıklamayı da sizlere ulaştıran Ulusal Kanal ve bir tek Aydınlık Gazetesi gerçek yayıncılık yapıyor. Tehdidi doğru saptıyor, doğru analizler yapıyor, doğru bilgi veriyor. Hedefi gösteriyor. Çünkü bir tek Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi savaş cephesinde. Savaş mevzisinde milletin gözünden bakıyor, alevlerin içinden bakıyor, Türkiye'nin büyük yangınlarının içinden bakıyor. Biden tayfasının medyasını zaten saymıyoruz. Onlar yalanın ve bozgunculuğun merkezi olmuş durumda ama onun dışında da hiçbir milli yayıncılığın Türkiye'de bütün imkanlara rağmen ve olanaklara rağmen örgütlenemediğini görüyoruz. O yüzden milletimize sesleniyoruz. Ulusal Kanal izleyin. Aydınlık Gazetesi okuyun. Bu yayınlarla bu bozguncu zehirlerden kurtuluruz. Ve milletimizi doğru seferber ederiz. Ve doğru görevler alırız. Bu çok çok önemli. Bunun altını tekrar çizmek istiyoruz. Şimdi yakıcı görev. Türkiye büyük zorluklarda, büyük yangınların içinde. Peki ne yapacağız? Bu yangınlara nasıl
yanıtlar vereceğiz. Elbette şu an AK Parti hükümeti bütün imkanlarını diyelim bu orman yangınları için seferber etmiş durumdadır. Ancak Türkiye'ye yönelen tehditlerin boyutu çok yüksektir. Ve bu orman yangınlarıyla sınırlı değildir. Bunun altını çiziyoruz. Bu yangınlar sadece gördüğümüz alevlerden ibaret değil. İşte Suriye'deki yangın, yani dibimizdeki PKK varlığı, Doğu Akdeniz'deki geleceğimiz, Karadeniz'den başlayarak Yunanistan'dan Suriye ve İran kuzeyine kadar Türkiye'ye yönelik yeni yangınlar çıkartmak amacıyla dizilen Amerikan üsleri, Türkiye'deki üreticilerimizin derdi, üreticilerin yangını, çiftçimizin, köylümüzün yangını, bunları da görmemiz lazım. Ve bu yangınlardan nasıl kurtulacağız? Bu yangınlarla bir kere mücadele edebilecek, Türkiye'yi seferber edebilecek, Türkiye'yi bu zorluklardan çıkartabilecek Türkiye'ye bir üreticilerin milli hükümeti lazım. Üreticilerin milli hükümeti lazım. Ve Vatan Partisi bu hükümetin merkezinde olması lazım. Çünkü biz stratejimizde, programımızda, kadrolarımızda bu görevler için hazırız. Türkiye'yi yangınlardan çıkartacak parti Vatan Partisi. Ve hükümetin bu tehditlerin boyutunu, kaynağını iyi tespit edip ona göre seferber etmesi lazım bütün milleti. Ve ona göre bir hükümet kurulması lazım. Üreticilerin milli hükümeti kurulması lazım. Bunu bir kez daha buradan ifade ediyoruz. Yoksa bugünkü imkan ve olanaklarla hiçbir parti tek başına bu süreci yönetemez. Ve hiçbir parti bu sürecin altından tek başına kalkamaz. Zaten sorunlar ortada. Evet, yetersizlikler var, imkansızlıklar var. Bunları biliyoruz. Uçaklar eksik. Maalesef kamu kurumlarımız yıllar içinde etkisiz hale, işlevsiz hale getirildi. O 80 sonrası sürecin getirdiği, Türkiye'ye dayattığı sorunlar ortada. Bunları söyleyelim. Milletimize işte duygu birliğini zedeleyecek, işte o çay paketleri atmalar, o sadaka ekonomisinin getirdiği kültür ve alışkanlıklar, bunlardan sıyrılmamız lazım. Tabii bunları söylerken savaş cephesinden söyleyeceğiz. Yoksa bu savaş kazanılmasın, kaybedilsin diye değil. Türkiye'ye yönelik sorumluluklarımız cephesinden aynı zamanda bu eleştirilerimizi ifade edeceğiz. Ama esas gerçeği görelim. Esas büyük yangınlardan Türkiye'yi çıkartacak ve geleceğe başarıyla taşıyacak olan işte bu bahsettiğimiz üreticilerin milli hükümetidir. Vatan Partisi hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanı bu anlamda bir tarihsel bir sorumluluk içerisindedir. Biz Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Kendimize güveniyoruz. Türkiye'yi bu Biden yangınlarına teslim etmeyeceğiz ve geleceğe umutla, güvenle ülkemizi taşıyacağız. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz.